Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İncil'de geleceği müjdelenen taç sahibi kimdir? Yani Hz. İsa aleyhisselam İncil vesilesiyle, İncil yoluyla kendisinden sonra gelecek peygamberi müjdelemiş. Tabi o peygamberi müjdelerken bazı özelliklerini de ön plana çıkarmış. Ta ki o özelliklerle anlaşılsın diye. Hatta Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir kısım Yahudi ve Hristiyan alimleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce hemen tanıyorlardı. Neden? Çünkü Tevrat ve İncil ne kadar değiştirirse değiştirilsin, ahir zaman Peygamberinden çokça bahsettiği için onun özelliklerinden bir kısmı hala orada mevcuttu. İşte onu okuyan Hristiyan ve Yahudi alimleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüklerinde net bir şekilde anlıyorlardı ki o bahsedilen özelliklere sahip olan bu zattır. Hem hayatıyla hem getirdiği hükümlerle, ayetlerle hem de ağzından çıkan sözlerle Hz. İsa Aleyhisselam mücevdi olduğunu anlıyorlardı. İşte onlardan bir ifade de sahibi taç taç sahibi. Yani bundan e, kastedilen mana Arapların tacı Hz. Ali Efendimiz'e de gelen bir ifade. Arapların tacı sarıktır demişler. Yani sarık bir dinin alameti, bir peygamberin alameti ve o peygamberin yolundan gelenlerin alameti olmuş. Kimdir bu? Hem peygamberimizden önce evet Arapların böyle bir adeti vardı ama o adetlerin içinde bulunduğu zat peygamber olarak çıkmış. Dolayısıyla Hz. İsa Aleyhisselam'ın o taç sahip olacak diye haber verdiği zat başına sarığı saran, ümmetine tavsiye eden ve sarı sarmakla e, adet sünnet haline getirmiş olan millet milleti peygamber Hz. Muhammed Mustafa ümmetidir. İşte Hz. İsa Aleyhisselam bu ifadesiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Muhammed Mustafa'nın kendisinden sonra gelecek peygamber olacağını yüzlerce müjdesinden bir müjdesi olarak bize haber veriyor.